Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün mükemmel bir portföyle sizlerle buluşacağız. Değerli arkadaşlar, 4+1 açık mutfak, harika bir triplex villa tanıtacağız. Tabi toplamında 550 metrekare arsa üzerine köşe konumunda olan villalardan oluşan, yani 4 adet villa yerleştirilmiş. Fiyatlar değişken değerli arkadaşlar. Ben en özelini çekeceğim, en güzelini çekeceğim. Çünkü köşe konumunda, şu anda aracın park ettiği yer yol, yoldan sonra park alanımız var. Denize nazır bir manzarası var değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda ben de içeri gireceğim. Hava da rüzgarlı, sesim detone olmasın diye. İçeride bahçe alanını falan dolaşacağız. Sonra içeride hep beraber detaylı bir şekilde villamızı inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Fiyatlara gelince 6 milyon 500 bin liradan başlıyor. Ama ben en şerefli olan yeri tanıtacağım. En güzel yeri tanıtacağım değerli arkadaşlar. Bu mevcut villanın fiyatı da 7 milyon 500 bin liradan pazarlıklı değerli arkadaşlar. Takasa açık. Didim sınırları içerisinde takasa açık. Sinan kardeşimle beraber şöyle veranda alanına baktığımızda karo taşlarıyla döşemesi yapılmış. Ön tarafta bahçe yapmış. Bahçe duvarların üzerinde çim çitlerden güzel izole bir hal almış. Oldukça geniş bir bahçeye sahip. Birinci katta grant malzemeler kaplamış değerli arkadaşlar. Tabii fiyatları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Fiyatlar ciddi anlamda yükselişte. Yan tarafa geldiğimizde inanılmaz güzel bir bahçe alanımız var. Çim dökülmemiş buraya. Bostan olarak kullanabilirsiniz. Ön tarafımız yol, yoldan sonra park. Dört yol ağzındayız değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan harika bir triplex villa geziyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tamamen müstakil girişli, müstakil tadında bir evden bahsediyoruz. Fiyat 7 milyon 500 bin liradan pazarlıklı. Bu mevcut bitişik nizam olduğu için fiyatlar 6 milyondan başlıyor değerli arkadaşlar. Ben en güzelini, en özelini tanıtıyorum. Ya 6 milyona da işçilik proje aynı, tabi arka cephelere düşüyor. Ben şu anda en şerefli olan yerini tanıtıyorum. Birinci katta gördüğünüz üzere grant malzeme kaplı. Biz salondan içeri gireceğiz. Salondan içeri girdiğimizde güzel bir seramik, beyaz renk seramik döşemesi var. Tavanlarda led ışık spot aydınlatmalar var. Tabi alçı çalışmasında böyle işlemeli bir boya kullanmış. Böyle sedef boya tarzında değerli arkadaşlar. Oldukça geniş, ferah bir salona sahip. Fil dişi dediğimiz renklerle iç boyayı yapmış. Televizyon ünitesini buraya koymuş. Veranda alanına çıkış için komple sürgülü kapı verilmiş. Panjur sistemlerimiz mevcut. Sineklik sistemlerimiz mevcut. Beyaz led ışıklar kullanılmış. Tavanda sanırsam, evet, salvada da alçı kullanmış. Açık mutfak demiştik. Lake malzemelerden açık mutfağımız var. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, siyah granit tezgahımız, set üstü ocak, dablumbaz yeri, bulaşık makinesi yeri, evyenin karşısında da panjurumuz söz konusu. Değerli arkadaşlar, Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Toplu taşımaya yakınız, alışverişlere yakınız. Deniz manzaramız da gözüküyor. Hemen merdiven altına bakalım neler yapmış. Merdiven altında da gördüğünüz üzere açık renk seramikler kullanmış. Tuvalet, Hilton dolabı, çamaşır makinesi yerini dizayn etmiş. Üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken inanılmaz güzel basamaklarımız söz konusu. Yuvarlak alüminyum korkuluklarımız var. Antresit şeklinde hem sağında hem solunda yapılmış. Merdivenler geniş. Sensörlü spot lambalarımız söz konusu. Üst kata çıktığımızda yine bir hol var. Güzel bir hol var. Birinci katta 3 tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. Kalorifer tesisatları gördüğünüz üzere döşenmiş. Altyapısı bitmiş. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. 11 metrekare yatak odamız mevcut. Tavanlarda düz karton piyer dönülmüş. Ortaya spot lambalar verilmiş. Işık aydınlatma için penceremiz söz konusu. 4 yol ağzındayız. Köşe başındayız değerli arkadaşlar. Bu odadan balkona çıkışımız söz konusu. Sinan kardeşim gösteriyor. Tabii gene lake kapılarımız var. Kapı pervazları antresit renginde döşemiş. Oldukça güzel, kullanışlı bir evden bahsediyoruz. 4 adet villa var. En şerefli olan yerini paylaşıyorum değerli arkadaşlar. Hemen ikinci yatak odasına geldiğimizde 12 metrekare genişliğinde gene tavanlarda sade karton piyer var. Fil dişi renkler kullanmış. Sürgülü kapıyla balkona çıkışımız söz konusu. Işık aydınlatma için gördüğünüz üzere penceremiz var. Tabi dediğim gibi parka cepheyiz. Müstakil bir evden bahsediyoruz. İkinci odamız bu şekilde. Üçüncü yatak odamıza doğru gidiyoruz. 4+1
4+1 oldukça kullanışlı. Güzel yatak başları var. Yen şeklinde burada da dolabınızı karşıya koyabilirsiniz. Ön tarafta zaten yine Fransız balkon tarzında düşünülmüş. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Birinci katta 3 tane yatak odamızı tanıttıktan sonra hemen şöyle bir genel banyomuz var. Değerli arkadaşlar, genel banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120 şeffaf tempercamla duşa kabinimiz var. İçerisinde siyah karolajlar kullanılmış. Vitrifiye malzemesi de kaliteli. Vista marka gömme rezervuar. Yine Vitra marka klozetlerimiz söz konusu. Antresit renginde Hilton dolabı. Ayna, aynanın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birinci katımız bu şekilde. Müştemilat kısmına çıkacağız. Yani teras kısmına çıkacağız. Oldukça güzel. Zaten bir tuvalet aşağıda vardı. Banyo burada. Yukarıda ikinci banyomuz gene mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru çıktığımızda çelik çatıdan yapılmış gördüğünüz üzere. Tavallarda yine spot lambalarımız var. Hemen güzel bir sahanlık alanımız var. Tabii biz odaya geçmeden önce ikinci genel banyomuza bakacağız. Sinan kardeşim şöyle yüzeysel bir şekilde göstersin. Az önce gösterdiğimiz banyoyla gerek metrekaresi gerek kullanılan malzeme aynı. Koridor aydınlatması için de tavanda camlar yapılmış, oldukça güzel. Tabii hemen dördüncü yatak odasına geldiğimizde odalarımız 11 ve 12 metrekare genişliğinde köşe konumunda en güzel villa olan bir tanesini tanıttık. Aynı zamanda kat mülkiyetli, iskanlı, deprem yönetmenliğine uygun, ses ve ısı yalıtımlı Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dördüncü odamız da bu şekilde. Hemen teras kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktığımızda oldukça geniş ve güzel bir şekilde yapılmış. Tabii yapmanız gereken bunun üstünü pergola ile kapatmanız. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada mutfak tezgahı için bir şeyler yapılmış. Altyapısını hazırlanmış. Böyle bir pergola attığınızda burayı oda veya katlanır camla kullandığınızda kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Deniz manzarasını ben şu anda net bir şekilde görüyorum değerli arkadaşlar. Netice itibariyle telefonla çekiliyor. Belki Sinan kardeşim kadrajı almayabilir. Hava güneşli, biraz da puslu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Toplamında 550 metrekare arsa içerisinde 4 adet villadan oluşan güzel bir portföyle sizlerle buluştuk. Tabii fiyatlar değişken. Fiyatlar 5 milyon 800, 6 milyon 6 milyon 500 ve 7 milyon 500. Tabii ben en beğendiğim evi çektim. Fiyatımız 7 milyon 500 bin lira. Didim sınırları içerisinde takasa açık. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.